Yeni Brawl Talk'a son 2 gün kaldı ve bugün sezon 20 hakkında yapacağım son ve en kapsamlı teori ve gizem videosuyla karşınızdayım. Bugün yeni sezonumuzun teması ve konsepti hakkında, yeni karakterimizin nasıl bir şey olabileceği, mekaniği, hatta isim hakkında, ki bu çok önemli, isim hakkında güzel bir teorimiz var. Yeni gelecek mekanik maksimum şarj dedikleri, yani karakter evrimi olabilir. Bunun hakkında ve bu animasyonu arkada gizlenen bazı detaylar hakkında konuşacağız arkadaşlar. Dediğim gibi çok efsane bir video olacak. Aynı zamanda son zamanlarda verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim arkadaşlar. İddiamızın bitmesine 10 gün kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar 65 bin abone olabilmemiz için abone olmayı unutmayın. 10 gün içerisinde 65 bin abone olabilirsek sürpriz bir video geleceğini söylemiştim. O yüzden abone olmayı unutmayın lütfen ve bu videoyu zaten her zaman gibi 1000 like bekliyorum arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim, destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar, iyi ki varsınız. Şimdi arkadaşlar, dünkü paylaşılan animasyonu izlemediyseniz zaten önceki detay videolarımı izlemediyseniz önce onları izleyin arkadaşlar. Çünkü eski detaylara artık çok fazla bakmayacağız artık. Çünkü son teori videomuz olacak arkadaşlar. Yarın Brawl Talk ön gösterime gireceğinden dolayı son kez bakalım artık neler gelebilir, neler gidebilir. Dünkü paylaşılan animasyon arkadaşlar, mesela direkt başlar başlamaz sol üst kısımda böyle bir plakadır, işte bir şey görebiliriz burada arkadaşlar. Bunun üzerinde BT0402 yazdığını görebilirsiniz. Altta da Star Park yazdığını görebilirsiniz arkadaşlar bu tabelanın üzerinde. Yani Brawl Talk'un tarihi 2 Eylül olduğunu zaten biliyoruz arkadaşlar. Tarih mi? Yok pardon, 09 02 arkadaşlar. Altında da Star Park yazıyor arkadaşlar. Fark ediniz mi? Star Park güncellemesi geri mi dönüyor? Gerçi tüm sezonlar Star Park'ın içerisinde demişlerdi arkadaşlar. Yani bilmiyorum, acaba 3. sezonu olduğu gibi bir tane daha Star Park filmi gelir mi bu güncellemede? Gizemlerin geri döneceğine bahsetmişlerdi podcast arkadaşlar. Olabilir. Bu güncelleme önemli bir güncelleme arkadaşlar. Zaten şu maksimum şarj dedikleri muhabbet bence Brawl Stars'ın arkadaşlar tekrar ayağa kalkması için, popüler olması için önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir arkadaşlar, bu sahnede bir tane daha detayımız var. Sol üst kısımda bir tane daha tablo var ve burada çöl fotoğrafı, bir çöl resmi olduğunu görebiliyoruz. Şimdi dedik ya, her yerde çöl detayları falan filan var. Çöl resmi nerede arkadaşlar? Burada aslında bir tane çöl resmi varmış. Yani bu sezon çöl teması mı olacak? İşte bilim kurgu teması, laboratuvar falan filan arkadaşlar. Retropolis teması mı olacak bilmiyorum. Burada Retropolis 3'sünü görmüştük bildiğiniz üzere. Retropolis güncellemesinin geri dönmesi saçma olabilir arkadaşlar. Çünkü yani ne alaka Retropolis, ya da çöl temasının gelmesi sıkıcı olabilir ama bir sürü çöl teması detayları vardı bütün fotoğrafların arkasında. Ya bu güncellemenin bambaşka bir şey olmasını isterim arkadaşlar ama burada tekrar çöl resmi varmış arkadaşlar. Yani bu animasyonun çöl detayı yok demeyiz. Burada da çöl detayı varmış arkadaşlar. Bir piramit sezonu mu, mısır sezonu mu, artık ne geleceğini ben tam olarak bilmiyorum. Çünkü yani şu anlık detaylar arkadaşlar onu gösteriyor ama çöl teması gelir mi gelmez onu tam olarak bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar, animasyonun ileriki dakikalarında şöyle bir şey oluyor. Arkada arkadaşlar bir poster beliriyor. Gördüğünüz gibi birbirinin olduğu bir sahnede. Burada arkadaşlar posterin üzerinde en büyük gösteri, yani alttaki şov yazını görüyoruz arkadaşlar. Sanırım burada en büyük gösteri tarzı bir şey yazıyor arkadaşlar. Bu gösteri deyince aklımıza gelen şey kaçıncı sezonu, 15 mi, 14 mi, 16 mi, 17 mi? Tehlikeli gösteri sezonu, yani Stu'ya bir işaret olabilir arkadaşlar. Stu biliyorsunuz ki yeni bir kostüm geliyor. Bugün gelmiş Stu'ya. Podcast'te Stu'ya çok enteresan, çok güzel bir kostüm geleceğini söylemişlerdi. Ya belki 149 elmas, belki 299 elmaslık böyle mecha Stu olur. Ya değişik bir Stu gelecek arkadaşlar bugün gelir, o kesin. Yani dediğim gibi bu Stu kostümüne belki en büyük gösteri diyor ya acaba bir tehlikeli gösteri sezonuna bir gönderme o. Ya tehlikeli gösteri sezonu geri dönecek demiyorum tabii ki ama bir oraya bir göndermeme, Stu kostümüne göndermeme. Belki o tablolar arkadaşlar, o resimde Stu'nun resmi vardı. Tam gölgelerden gözükmüyor ama dediğim gibi arkadaşlar en büyük gösterdiğiniz zaman aklım benim direktmen tehlikeli gösteri sezonu geldi. Onun yanında bir tane daha poster arkadaşlar resim var. Üzerinde de King Kong tank falan filan yazıyor arkadaşlar. Tam ne yazdığı da anlaşılmıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bayağı bir bunun ayağı falan filan var. Gölgeler falan filan tam anlaşılmıyor ama buradaki olayı çözen arkadaşlar yorumlar yazsın. King Kong Search kostümüne mi göndermeyeceğim ama alakası olarak düşünüyorum arkadaşlar. King Kong Search ne alaka? Buradaki tablo ne alaka? Neyse, animasyonumuz devam ediyor arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda işte Retropolis üstünü görebiliyoruz. Burada arkadaşlar Crow ve Bibi bu eğittiğini, yani hocalık yaptığını görebiliyorsunuz. Bu sahne arkadaşlar önemli olabilir. Gördüğünüz gibi Bibi Bull'a bir şeyler fırlatıyor. Bu bir şeyler fırlattığı sahnesine böyle yavaş şekilde baktığımız arkadaşlar, neler fırlattığına baktığınız zaman öncelikle arkadaşlar kutu fırlatıyor, Max'in enerji içeceğini, Spike'ın işte kaktüsü fırlatıyor, ardından arkadaşlar tabak ve burada bir ağırlık fırlattığını görebiliyoruz. Şimdi bunlar yeni karakterimizin nesneleri olabilir mi? İki tane tabak, bir tane de arkadaşlar ağırlık dumbbell fırlatıyor. Yani yeni karakterimiz böyle sporcu olabilir mi ya da aşçı olabilir mi desek biraz saçma mı olur bilmiyorum ama bunun arkadaşlar ne videoda göstermek istedim, birbirini fırlattığı hemen böyle saliselik geçen şeyler arasında bir ağırlık var, bir de tabak var. Acaba yeni karakterimizin nesneleri olabilir mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Bana pek olur gibi ve de gelmedi ama olabilir. Bunu da videoya koyalım madem gizem videosu yapıyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Animasyonumuz devam ettiğimiz zaman burada Bull'un evrimleştiği mi diyeyim artık. Arkadaşlar bu arada adı evrim değil. Ben evrim dedim de herkes evrim geliyor falan demesin arkadaşlar. Ben buna böyle diyorum. Öyle de gelebilir bilmiyorum. Burada arkadaşlar bakın çok önemli bir şey var. Şimdi buraya çok dikkatli bakın arkadaşlar. Bak Shelly silahına ne koyuyor arkadaşlar, gördünüz mü? Burada durdurduk. Shelly silahına arkadaşlar elmas kapmacadaki elmaslara benzer mor bir elmas, bir mücevher. Yani değişik bir şey koydu arkadaşlar. Bu sayede güçlen, yani bu sayede
maksimum şarja ulaş. Şimdi bunun hakkında teorimi söyleyeceğim. Önce animasyona devam edelim arkadaşlar. Sadece Shelly değil, burada animasyonun devamında başka karakter, mesela Cold'u görüyorsunuz. Bak Selena ne koydu? Gördüğünüz gibi o mücevherden koydu. Şimdi arkadaşlar benim teorim şu şekilde. Tutar tutmaz bilmiyorum ama şimdi bu taşlar madem karakterlerimizi evrenleştiriyorsa, yani güçlendiriyorsa, maksimum şarja ulaştırıyorsa, ya bu yeni para birimi olabilir mi arkadaşlar? Mücevher gibi, elmas gibi, altın gibi. Belki evrim puanı olabilir. Evrim altını, ya evrim diyorum arkadaşlar. Tabii ki ben öyle diyorum. Belki maksimum şarj için toplayabileceğimiz yeni bir birim arkadaşlar. Hani eşya jetonları vardı ya. Bu da işte karakterlerimiz güçlendirmemiz için yeni bir şey olabilir mi diyeceğim arkadaşlar. Belki olabilir. Çünkü karakterlerimiz bunlar sayesinde güçleniyor. Silahlara bunları taktığı zaman güçleniyor. Neyse devam edelim arkadaşlar. Colt burada maksimum şarj takıyor ve şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer bu maksimum şarj muhabbeti tüm karakterlerim gelecek olsa, bazı karakterlerim gelecek. Çünkü Clash Royale'deki muhabbeti arkadaşlar sadece birkaç tane karakter için evrim geçerliydi. Eğer Brawl Stars da böyle olacak ki böyle olma ihtimali fazla arkadaşlar. Çünkü ikinci yıllık güçleri geldiği zaman da yaz ayında her hafta 3 tane yıllık gücü falan paylaşmışlardı. Yine aynı şekilde aksesuarlara da, yani tüm karakterlere birden değil de her hafta 3 tane 5 tane aksesuar falan filan yayınlamışlar arkadaşlar. Yani bu maksimum şarj muhabbeti arkadaşlar muhtemelen birden gelmeyecek ve bazı karakterlerimize gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Animasyonda gördüğümüz Cold'a gelebilir, Shelly'e gelebilir. Bula zaten %100 gelecek bence, çünkü önünde Bulu görmüş arkadaşlar. Sam'e gelebilir, Bell'e gelebilir arkadaşlar. Bu tür karakterlerimize en başta maksimum şarj özelliğini görebiliriz. Neyse animasyonumuza devam ettiğimiz zaman arkadaşlar burada yine Cold'u güçlendirilmiş versiyonu görebiliriz. Burada evet arkadaşlar asıl olayımıza geldik. Şimdi asıl bence bu animasyonun en önemli yerine geldik arkadaşlar. Bell'in, Sam'in ve burada bir tane kafanın olduğu yer. Burada arkadaşlar zaten Sam'in 50'lerini sanırım arkadaşlar, %99 ihtimali sen düşünüyorum. Burada Bell'i görebiliyoruz ve burada arkadaşlar bakın bir tane çekiç görüyoruz. Şimdi çekiç görünce benim aklıma direkt şu fotoğraf geldi arkadaşlar. Bir tane heykel tıraş karakterden bahsetmiştik. Bundan 2 ay mı oldu 3 ay mı oldu hatırlamıyorum ama yani bir gizem videomuz arkadaşlar, bir heykel tıraş karakterden bahsetmiştik. Bir tane heykeli aynı buna benzer bir çekiçle tamir ediyordu. Yani o olabilir mi acaba? Direkt ben aklıma o geldi arkadaşlar. Şimdi yeni karakterimizden bahsedecek olursak, yeni karakterimizin zaten bu animasyon paylaşılmadan önce arkadaşlar izleyin zaten teori videomu. Bu animasyon paylaşılmadan önce ben zaten altın kol kitesinin üstünde bir tane karakter geleceğini düşünüyordum. Hala gelmeyebilir arkadaşlar ama muhtemelen yeni karakterimiz altın kol kitesi üstünde olacak ve şuradaki de yeni karakterimiz olabilir diyeceğim. Çünkü arkadaşlar Bell ve Sam biliyorsunuz ki robot fabrikasında çalışıyorlar. Yani fabrika var, robot fabrikası, yeni bir tane robot üretiyor olabilir arkadaşlar robot fabrikası sezonunda. Yani çöl teması gelecek zaten. Bu üçlünün teması olacak diye düşünüyorum. Çünkü podcast'te yeni üçü açılmayacağını söylediler. En çok çöl temasına yakın üçü zaten Bell ve Sam'in üçüsü. Bir tane karakter gelecek arkadaşlar zaten podcast'te. Bir tane üçlünün dolacağını söylediler. Yani her şey tam yerine oturuyor arkadaşlar. Altın kod yetisinde bir tane karakter gelirse. Yani ona bakacak olursak şuradaki de yeni karakter diyeceğim arkadaşlar. Rico ve Barley'e çok benziyor. Daryl'ın içindeki şeye de çok benziyor artık. Robot karakter de görmek istemiyoruz pek fazla ama bilmiyorum. Yeni karakter de olabilir gibi mi geliyor. O kapşıyor mudur nedir? Değişik bir karakter arkadaşlar ama ya bu Bell ve Sam arkadaşlar yeni karakterimizi ürettiğini söyleyebiliriz. Şimdi yeni karakterin adı hakkında bir teorim var arkadaşlar. Öncelikle bu arada bu teorileri bana Discord'dan Flash Oyuncu ve Umut isimli arkadaşlarımız ulaştırdı. Onlara çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi çok efsane bir teorimiz var bunun hakkında, yeni karakterimizin adı hakkında. Şimdi Bell ve Sam karakterleri arkadaşlar gerçek hayattan alıntı olabilir. Çünkü Google'a Bell Star diye arama yaptığınız zaman gerçek hayattaki bir kaçak mı diyeyim işte haydut mu diyeyim öyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Yani Bell Star da gerçek hayatta yaşamış sanırım birisi varmış. Bir de Star, yani arkadaşlar anladınız mı? Star Park. Artık bu nasıl bir gizemse anlamadım arkadaşlar benden. Bu Star kelimesini gizemini çözeceğim arkadaşlar yakında, merak etmeyin. Şimdi Bell Star'ın eşini arattığınız zaman Sam Star diye biri çıkıyor. Ve onların çocuklarını arattığınız zaman da Pearl Star diye biri çıkıyor arkadaşlar. Yani bu gerçek hayattan alıntı bir şey. Yani gerçek hayatta arkadaşlar Bell ve Sam diye birisi yaşamış sanırım. Ve bunların ikisi de haydutmuş. Yani temaları da uygun yani. Dediğim gibi altın kol çetesi teması da haydut bir karakterlere gelir ikisi de. Ve eğer bu üç diye üçüncü bir karakter gelirse, bu güncellemede mi gelir, ilerleyen güncellemede gelir bilmiyorum ama Pearl diye bir karakter gelebilir arkadaşlar. Robot olursa gerçi bu biraz sıkıntı olabilir. Robot biraz sıkıntı arkadaşlar ama Pearl Star diye bir karakter gelebilir arkadaşlar. Şimdi bundan sonra da nasıl Star, ben onu anlamadım bir kere. Ya Brawl Stars her şeyi bu iki karaktere göre yapmış. O zaman oyunun en gizemlisi bu iş oluşturuyor. Ya da Star kelimesi nereden geliyor onu öğrenmek lazım arkadaşlar. Dediğim gibi bu Pearl gizemi önemli bir şey. Yeni karakterimiz adı Pearl Star, ya Star değil tabi, Pearl olabilir. Ya robot karakter olsa da başka bir şey olur arkadaşlar bilmiyorum ama yani gerçek hayatta yaşamış isimler ve bunları çocuklar arasında Pearl Star diye birini bulabiliriz arkadaşlar. İnşallah böyle telaffuz okunur. Dediğim gibi bu çok enteresan bir gizem arkadaşlar. Eğer yeni bir karakter geliyorsa bu üç diye adı Pearl olabilir düşünüyorum ve ilk defa bir karakterin adını güncelim gelmeden önce bilirsek arkadaşlar dünyada ilk olabiliriz. Bilmiyorum bu gizem benden önce bulanır olmuştur ama bunu dediğim gibi Discord'dan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim arkadaşlar. Discord'dan bulduğunuz gizemleri atın.
Gerçekten bu enteresan bir gizem ve altın kol çetesi üçlüsü gerçekten gizemli bir üçlü olabilir arkadaşlar. Bir de Star yani son isimleri, o biraz beni şey yaptı. Enteresan bir gizem arkadaşlar olabilir. Ve animasyona sonra da arkadaşlar Brawl Talk tarihimiz geliyor ve animasyon bitiyor. Yani animasyona daha detaylar vardı ama çok önemli zaten. Brawl Talk 2 gün sonra geliyor arkadaşlar. Kısacası şunu söylemem gerekiyor. Güzel ve büyük ve karışık bir güncelleme geliyor. Yine maalesef karışık olacak çünkü eşyalar geldiği zaman da çok karışıktı arkadaşlar. Yine bence çok karışık bir sistem gelecek Brawl Talk'ta ama elinde gelince sade bir güncelleme olsa arkadaşlar ve işte düşük kupada oyunculara çok eziyet gibi olmayacak bir güncelleme olsa güzel olur. Çünkü böyle karakterlere öküz gibi güçlendirirlerse arkadaşlar düşük kupalara bir tık bir haksızlık gibi olabilir arkadaşlar. Çünkü herkesin içinden geçebilir. Yani dediğim gibi arkadaşlar Supercell'in bu güncelleme iyi getirmesi, iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü belki de Brawl Stars'ın tekrar popüler olması için güzel bir şey sebep olabilir. Aynı zamanda gizemlerin de geri döneceğini yakın zamanda açıklamışlardı arkadaşlar. Yani ilerleyen zamanlarda Brawl Stars'ın güzel şeyler bekliyoruz diyebiliriz ve bu güncelleme bence büyük ama karışık bir güncelleme olacak arkadaşlar. İnşallah güzel bir güncelleme olur. Zaten karakter üçlerinden sezondan ya yani onları uzun uzun önceki videolarda bahsettik. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu son teori videosu demeyi unuttuğum şeyler olabilir arkadaşlar. Yorumlar kısmında belki ekleme yaparım. Yani arkadaşlar bu şekilde bir videoydu. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın ve buradan da günün ayet verisini görebilirsiniz. Bu bilgileri de okuyarak ayetinizi uygulamayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir videoydu ama demeyi unuttuğum şeyler oldu kesin ya. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi güzel bir, bence büyük bir güncelleme geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Buradan da diğer videomuza gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorumlar kısmına arkadaşlar kral yazın, tamam mı? Caps Lock'la kral yazın. Gördüğüm arkadaşlar inşallah kalpacığım arkadaşlar. Büyük harfle kral yazın arkadaşlar. Tamam bakalım kaç kişi bırakır izlemiş. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.